bütün gece burada bir full moon vardı. Yani bir ben varım abi, başka kimse yok. Benim ruhum açıldı, dünyam açıldı. Dedim ya Allah'ım şükür dedim ya. Bunu verene şükürler olsun dedim. Hani o kadar mı güzel oluyor? Kanalını çek. Arkadaş kanalınızı alın ya. Evet verin arkadaşlar. Şu anda Ölüdeniz'de kano turundayız. Önce bisikletle başladık. Ve şu anda Kazım Usta'yı takip ediyoruz. Buyurun. Bizi bakalım nerelere götürecek. Ölüdeniz'in muhteşem doğasında kürek çekmeye devam. Bir sahiden geldim. Şöyle ki daha önce gemiler buraya sürekli su almaya gelirler. Bir liman kökü görevi de görüyoruz. Doğal bir liman hikayesi. Bir gün gemilerden genç tayfa, kaptanın oğlu. Evet. Buradaki derci kıza aşık oluyor. Yani. Evet. Onun için de belki gide gele her geldiklerini birbirini görüyorlarmış. Kızlar aşkla bir filiz deniyor. Böyle toplar bir de değişiyor. İyice böyle sarıyor. Zaman. Bir gün babası da aynı zamanda gemiye müdahale ediyor. Büyük bir dalga tutuyor. Sinirden bir vesaire derken gemi hani alabora oldu olacak, babasına şey diyor. Bana diyor işte öyle bir yer var falan filan diyor. Babası da şey sanıyor. Hani kızı görmek için bunu yapıyor diye düşünüyor. Anladın mı? Dolayısıyla da böyle çocuğun ne kadar seviyorsa baba bunu denize atıyor hocam. Bildiğin denize atıyor hani. Evet. Gemiyi orada çevirecek diye. Aha. Neyse atıyor tabii çocuk ölü veriyor. Akabinde sular duruluyor bilmem ne. Bir çıkıyor abi burası ortaya. Baba sahneyi de görüyor. Çocuk haklıymış. Baba da intihar ediyor. Bu güzelliğin karşısında dayanamıyor ha. Ölü deniz hikayesi buradan geliyor. Anladım. Şimdi gördüğünüz yerde kum durdu. Tam da burası işte bahsettiğiniz yerinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz Kazım abi. Bu güzel bilgilendirme için. Bu güzel manzaraya ancak buranın kendi hikayesi doldurabilirdi. Havadan bakarız beraber. Havadan nasıl göründüğünü anlayacaksınız. Cennet nasıl cennet. İnsanın kendi iç sesini böyle güzel bir doğada dinleyebilmesi ne güzel değil mi? Bir doğa var, bir sen var, başka hiçbir şey yok. Dert yok, tasa yok, sorunlar yok. Muhteşem, sonsuz bir mavilik var. Muhteşem bir doğa var. Fethiye'nin güzelliklerini yaşarken kendi iç sesini dinleyebilmek gayet kolay. Harika bir duygu. Kendinle baş başa kalabilmek doğada. Bunu başarabilmek. Günümüzde bunu çok az insan başarabiliyor. Hepimiz binaların arasında, beton yığınlar arasında mutsuz insanlar olup çıktık. Mutluluğun asıl anlamının doğada gizli olduğunu unuttuk.
doğa, bu mavilik beni aldı götürdü bilmediğim diyarlara. Turkuaz'ın bu harika tonlarında sanki özgürlüğe kanat çırpan kuşlar gibiyiz. Küreyi ölü denize vurdukça çıkan ses bambaşka bir dünyada olduğumuzun habercisi. Sonsuz deryada bir damla olsak da aslında o damla bir deryayı içinde barındırıyor. Nice yollar geçiyoruz, yolculuğumuz eninde sonunda kendimize varacak. Anlayacağız ki tüm tantana kendimizi bulmak içindi ve sıcacık bir tebessüm oturacak yüzümüze. Gördüğün hep Kahveyser abi. Ha, kalıntısı aynı Kekova gibi o zaman. Aynen. Değil mi? Evet. Buralarda binalar var. Sonradan batmış abi. Vay be. Depremle mi batmış aynı Kekova gibi acaba? Evet. Çok ilgimi çekiyor böyle ya. Böyle bu tarz dar alanlardan geçerken çok hızlı girmemek gerekiyor. Çok hızlı girdiğin zaman kanoda virajı alamama ihtimaliniz yüksek oluyor. Yavaş yavaş keşfederek ilerlemek de mantıklı. Yani şu doğanın güzelliğine bakar mısınız ya? Şu bakir doğanın insana verdiği huzuru başka bir şeyin verme ihtimali yok. Güzel bir alandan geçiyorum. Sazlıkların arasından geçtikten sonra da ortaya çıkan manzara insanı gerçekten cezbediyor. O dağlardaki yeşilliğin suyun üzerine yansımasını videoda görüyorsunuz zaten. Muhteşem. Yani insan burada yaşlanma ihtimali yok. Buralarda hem küreklemek hem de aynı zamanda kano ile birlikte kamp yapabilmek
İkisini, iki aktiviteyi birlikte yapabilmek çok güzel oluyor. Bu muhteşem turumuz da burada son buluyor.